12.30'da kalktım. 7 saat. 9 8. saat falan uyudum. Oha! Hesaplayamadı ya 7 saat bütün. Rezalet ya. Matematiği yapmış. Böyleydi. Ya abi. Kardeşim. Evet hazır mı? Ya oğlum kayıt açık hayvan. Pardon. Riskli bölümle başlayalım. Ha. Ne diyorsun lan gerizekalı? Ne var ya ne ne? Kurgu biz de ağzını okuruz vallahi. Şş, oku hadi oku oku. 2019 yerel seçimleri yaklaştı artık. Çok az kaldı, bir ay gibi bir süreç kaldı. Ne zaman? 31 Mart mı? Ha. Bu seçimlerde her partinin bir seçim şarkısı var. Ve biz de bu seçim şarkıları şimdi dinleyerek tepki vereceğiz. Benim nerede çalıştığımı biliyor musun sen? Biliyorum. İstiklal Caddesi. Ha, sen bayağı şey yapıyorsun. Ben çok hakimim bu konuya. Bir şey diyeceğim. Ne? Ben olmak istemiyorum. İstiyor muyum İstiyorsun. Bu bölümde? He, bu arada kameraya bakarak şey der misin? Burada bu bölümde söyleyeceğim her şeyi hür irademle, kendi irademle söylüyorum diye. Bu bölümde söyleyeceğim hiçbir şeyi hür irademle söylemeyeceğim. Zorla yaptırılıyorum. Silivri soğuktur diyorum ve bölümümüze başlıyorum. Hazır mısın? Zorla çektiriliyorum. Hayır, ne zorlusu? Bir dakika. Dava açıldığı noktada. Ben bu Hamdata'yı bulurum. Bu benim beyanım olsun. Zorla, silah zoruyla çektirdim. Teşekkür ederim. Oldu. 4 tane farklı partimiz var. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti. Oğlum bu şey Erkin Koray şarkı. Arkası gelmez dertlerimin. Bıktım illallah. İşçinin, esnafın, memurun sesi. Demokrasi, adaletin düşmez kalesi. Kılıçdaroğlu'dur ezilenlerin sesi, yaydan çıkmış bir ok gibi geliyoruz biz. CHP, CHP falan. Ha, hayır, hepsini okuma ya, ne yapıyorsun? Aa, Erkin, ha. İlk önce AKP'den başlıyoruz. Öyle bir şarkı değil lan bu. Bak bunu beklemiyordum. Hayallerim, mazim ve ben necim bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmette sahibim. Seçimlerim, hakkım benim. Benim ben söz sahibiyim. Mühürlerim doğru yolu AK Parti. Ben miyim? Hele gelsin oluk oluk. Bu ne demek abi? Başa gelsin milletine hizmetkarlar. Baka kalsın halka tepeden bakanlar. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi. Şimdi bu şarkının müzikal olarak hem altyapı olarak hem de akılda kalıcılığı bakımından evet hani bizim alışık olduğumuz kulak dolgunluğuna sahip bir müzik seçmişler. Dolayısıyla bu anlamda bence başarılı bir seçim. Ele gelsin oluk oluk Erdoğanlar. Burada ne demek istiyor yani bir şelaleden akıyor anlamında mı yani oluk oluk Erdoğanlar. Onu çok çözemedim. Bence başarısız. Neden? Akılda kalıcı değil. Bir önceki seçimde Recep Tayyip Erdoğan daha akılda kalıcı. Bayağı akıllı. O zaten şey oldu, kült oldu yani. Evet, o daha bence başarılıydı. Beğenmedim. Niye? Yani müziği de beğenmedim. Akılda kalıcı değil bir kere. Nasıl bir şey olmalı yani? Yani böyle nakarat gibi bir şey yok. Her bir bölümü başka nasıl yok şeyi. Ya? Var o işte en sondaki ne? Samimiyet. Evet de yani sanki hiç, bunların hiçbiri bir şarkının şeyleri gibi değiller, onu söylemeye çalışıyorum. Hepsi başka bir şarkıdan birleştirilmiş gibi. Dile gelsin taş üstüne taş koyanlar. Hani üretken olanlar, bir şey yapanlar, dile gelsin konuşsun. Hani bir şeyler anlatsın, başkalarının yapmasını sağlayın. Bilmiyorum ne düşün. Bu güzel bir cümle mesela. Gözdağı verme var. Mesela işte dile gelsin taş üstüne taş koyanlar. Başa gelsin millet ile hizmetkarlar falan. Hani böyle daha önceki Türkiye'de işte hükümet olarak görev yapmış parti ve adamlara da biraz bir dokunuş var burada sanırım. CHP'ye geçiyoruz. Okumam yani. Lazım. Döndüm meydan vurdun beni. İşçinin, esnafın, memurun sesi. Demokrasi, adaletin düşmez kalesi. Kılıçdaroğlu'dur ezilenlerin sesi. Yaydan çıkmış bir ok gibi geliyoruz biz.
ay güzel günlere hep birlikte. Kılıçdaroğlu'yla güzel günlere. Atamızın yollarında yürüyüzlere. Yorulmadan yürüyen milyonlarız biz. Atamızın yollarından hürriyetlere. Yorulmadan yürüyen milyonlarız biz. Tamam, evet. Sorumlu CHP diye bitirmeselerdi bence daha güzel olurdu. Öyle mi? Fena değildi. Bu birazcık daha hani böyle ütopya, parlak bir dünya tanıtıyor. Ona yürüyelim, gidelim bilmem ne falan filan kafası. Marş gibi. Ama bunun en azından diğerine nazaran bir akılda kalıcı bölümü var. CHP. CHP. Gerçekten bu akılda kalıcı. Ne kaldı aklında? CHP. CHP. Parti ismi akılda kalıyor. Hiç akılda kalıcı değil bence. Niye? CHP. O kısmı sadece kalıyor. O da nakarat zaten anladığım kadarıyla. Bunda da beğendiğim kısımlar. Atamızın yollarından hürriyetlere, yorulmadan yürüyen milyonlarız biz. Gerçekten şükür yorulmadı şu ülkenin insanları. İnşallah da yorulmazlar. Yorulmayız. Şarkının adı bir kere işte Mavi Güzel Günlere. Yani burada maviyi şimdi açık aydınlık diye de yorumlayabilirsin. Yoksa şey ya da Atatürk'ün yolunda giderek daha güzel. Çünkü işte şey bir söz var ya, bizim maviye sevdamız 81 yılında Selanik'te açılan bir çift gözüyle başladı diye. Bak bence çok güzel laf abi. Bak hemen çevirelim. Kendi kere oldu oğlum vallahi. Kendi söylediğin söz. Evet. Hadi İyi Parti. Arkası gelmez dertlerimiz, bıktım illallah. Bak bu çok espritüel olmuş. Oo çok iyi lan. Çok güzel şeyler. Gitarlar mükemmel. Dertlerimin bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar. Vermesin Allah. Böyle gelmiş, böyle gidemez. Haydi sana. Böyle gelmiş, böyle gidemez. Haydi sandığa. Çok iyi oğlum. Çareksi dostlar. Akşener burada. Allah! Oha çok gazlıyım oğlum. Oğlum mükemmel. Gel şurada bir halay çekelim. Oğlum çok iyi lan. Mükemmel. En müzik olay. Ay pardon. Yıkarım bu. Yakarım bu gezegeni. Bu sene hit olur bu ya gece kulüplerinde. Peki. Tabii ki de çok güzel yani. Güzel. Şarkı güzel. Şarkıyı beğeniyorum. Bir daha diyorum, bunu pazarlama ekibi yani reklamcı kesim yapmıştır. O yüzden sen şey. Ya yok yani o yüzden sevdim değil de hedefe parmak basan bir şey yani bu. Hem akılda kalıcı, hem bilinen bir şarkı, bildiğin bir şarkı için daha çok kafanda tutabiliyorsun vesaire. Ve güzel bir şekilde sunmuşlar yani vaatlerini. Böyle gelmiş böyle gidemez, haydi sandığa kısmı çok vurucu, bence güzel. Var bir çaresi dostlar, Akşener burada. Hani burada da direk Meral Hanımcığıma. Sözleri güzel çevirmişler aslında. Ben bunu çok başarılı buldum. Böyle bir gaz seçim şarkısı ben daha önce duymadım ya. Beğendim. Mükemmel oğlum, müzik olarak süper. Bir kere gitar ve davulları kim çaldıysa hakikaten ellerine, ayaklarına sağlık yani. Bu şey yani biraz yaratıcı bir fikir sayılıyor olabilir yani. Buna şarkı sözleri de zaten uyumlu. Aynen. Bunda mesela ufak bir emek var, saygı duydum. Tamam, son olarak. Gerçi diğerlerinde de var şimdi, saygısızlık evet, etmeyelim evet. De yani. Benim hoşuma gitti. Hadi devam MHP. Hep MHP. Birlikte Türkiye'yiz. Oynamaya hazır mıyız? Hadi bakalım. Hadi MHP. Hoppa. Dandara 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 dandara. Çiğlik vurduk. Şafaklar. Daha Türkiye ezgilerini tercih etmiş. Genç ihtiyar ve çocuk diye burada V yazmıyor şarkı. Yok yok, gece kulüplerinin hiti bu bence. Oğlum bu bildiğin Reyna şarkısı olmuş. Oynatıyor ama. Oynatıyor da amacımız oynamak değil, oy vermek. Oy seçmek değil.
Sandığa böyle gideceğiz. Taş koyan, ağaç olana aşk koyan, karşılık beklemeden devlet için baş koyan. Yeter. Devlet için baş koyan derken Devlet Bahçeli için mi yoksa normal devlet için mi? Büyük ihtimalle Devlet Bahçeli. Ha, devlet için baş koyan. Ya da iki anlamı var yani. Adamın öyle bir avantajı var. Tabii adı devlet olunca. Devlet olunca. Kulaklığı çıkarabiliriz. Çıkartalım. Tipik işte bence MHP'nin arka planına yani köklerine uygun bir şarkı. Aynen, olmuş. Tamamen işte Türk ezgileri. Bence hiç seçim şarkısı gibi değil. Daha böyle marş gibi bir şey bekliyordum ki bunlar biraz öyle. Bu yani daha farklı. Belki de bu daha başarılı olur. Hiç bilmiyorum. Bu dört şarkı arası, seçim şarkısı arasında abi en beğendiğin hangisi oldu? Abi galiba söz müzik olarak falan ha. Şey güzel ya. Akşener'inki güzel. İyi Parti. Ha, iyi falan. İyi Parti. İlk İyi Parti, sonra CHP, sonra AK Parti, sonra MHP. Sonra MHP. MHP'yi hiç beğenmedim yani. Yok, tarz olarak ben. İyi Parti'ninki ama bu hani İyi Parti'ye karşı bir sempati duyduğumdan falan filan değil. Tamamen şeyden, birazcık kelime oyunu yapmışlar, birazcık espri katmışlar. Günümüzde hala hoparlörlü seçim araçlarıyla bangır bangır seçim şarkıları çalınarak sokak sokak geziliyor biliyorsun. Hı-hı. Bu konuyu ne düşünüyorsun? Yani bu gerekli bir şey mi? Çağımıza uygun bir şey mi? Ya bence bu çok şey, yani açıkçası ben rahatsız oluyorum. Yani çok şey değil çünkü sonuçta hastası var, ne bileyim yaşlısı var, rahatsız olanı var, olmayanı var falan. Bu yüzden bu şarkıların böyle son ses sokak sokak dinletilmesinden çok yana değilim. Daha çok böyle bir toplantı, bir miting yapılırken bunların, bu müziklerin şeyini, ne onun adı? Bu müzikleri orada halka sunmak bana daha cazip geliyor. Hani maçta taraftarlar olur ya. Evet. Biraz taraftar kızıştırma gibi bir durum yani. Kızıştırmayı doğru kullanıyor muyum bilmiyorum burada da. Hani ona gerek yok yani. Bir rekabet değil bu aslında. Yani sen devletin için halk olarak en iyisini hangisinin gerçekleştirdiğini düşünürsen sessiz sakin bunları televizyonlardan, gazetelerden okuyup dinleyerek zaten bir karar verebiliyor olman lazım. Avrupa'da benim bildiğim kadarıyla bazı kentlerin, bazı bölgelerin araçların girmesi bile yasaklanıyor. Neden? Ses kirliliği yüzünden. Siz devlet tarafında olan insanlar olarak sizin bu tür olaylara daha birçok halktaki birçok insandan daha duyarlı yaklaşıp ya şimdi CHP bunu yapıyor, atıyorum AK Parti bunu yapıyor, ben MHP olarak veya ben İYİ Parti olarak ben de yapmalıyım sonuçta bu bir rekabet diye yaklaşıyor olabilir ama hepsinin toplu olarak böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde otururlarken bir tane kişi de çıkıp desin ki ya desin biz ses kirliliği yapıyoruz. Hep beraber karar alalım. Bunu bu sefer yapmayalım ya desin. Ya çok duymadığım için, görmediğim için çok bilmiyorum yani hani. Sen nerede yaşıyorsun ya? Ama şey yani şimdi mesela o bayrak asıyorlar ya bana o çok anlamsız geliyor abi. Yani görüntü gerçekten kirli abi. Görüntü kirliliği ve yani orada yazık günah yani kaç para yatıyor bayraklarda yani. Eskiden şeyleri yoktu, başka bir şansları yoktu bunun insanlara ulaşabilecekleri. Hı. Ama şimdi o kadar fazla seçenekleri var ki, o kadar fazla mecra var ki seslerini duyurabilecekleri. Artık böyle bir şeye gerek yok. Yani zaten reklam atıyorsunuz, reklam veriyorsunuz, sosyal medyada SMS atıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz, saldırıya geçiyorsunuz. Şarkınız da bu arada bir video ile beraber YouTube'a yükleyebilirsiniz. Tepki Kulik bu konuda yardımcı oluyor. Ben sürekli araya reklam alıyorum. Her türlü partiye pazarlama danışmanlığı verilir. Ya dur ya, ne oluyor? Sürekli araya reklam. Konu niye buraya geldi? Bölümümüzün sonuna geldik Mehpareciğim. Bütün bölüm boyunca sadece şu an gözüktü ya. Çünkü şey kaldıramadım. Yok ki bunun kaldı. Ağır olur mu ya o yüklü müziği? Ha şuradan. Hep kütülüyorsun. Oha dur iyi kısmınız. Evet bölümün sonuna geldik. Bitti. Teşekkür ederiz. Hadi ya tuvalete gidiyor o zaman.